hayatın işte siyasette, iş dünyasında, kültürel yaşamda her yerde görebilirsiniz. Yani bir yere takılmıyorlar aslında. Kafasında net olarak ben bunu olmak istiyorum, ben bunu başarmak istiyorum gibi uzun döneme yayılmış uzun vadeli düşünceler yok. Onun yerine ne var? Karar değiştirebiliyorlar. Her an değiştirebilir. Onun temeli de şu, anı yaşamakla ilgili bir durumu var ama aslında biz bu araştırmada şunu da anladık ki anı yaşamak değil bu. Çünkü anı yaşamanın altında da bir felsefi temel vardır. Burada anı tüketmek ve anda paylaşmakla ilgili bir durum var. Paylaşmak. Evet. Galiba altına çizmemiz gereken çok hızlı tüketir. Çok hızlı tüketin. Anda tüketin. Beni uğraştırmayın. Öyle bir şey ver ki bana herkese paylaşayım. Şimdi anı tüket felsefesi, anında paylaş felsefesine baktığınız zaman zaten bunun temellerini görebiliyorsunuz. Hani böyle düşünen, böyle düşünmeye alışmış birisi zaten uzun dönem düşünmüyor ve anlık mutluluklarla zaten tatmin oluyor. O zaman bizi izleyen iş dünyasının bütün bunlardan kendileri için değişik sonuçlar çıkartması lazım. Evet. Yani uzun uzun stratejiler, uzun yıllara yayılan şeyler değil. Onların da anı yakalaması gerekiyor galiba. O an diyeyim bir deneyimi paylaşması lazım. En temel sorun şu, paradigmayı değiştirmeleri gerekiyor. Şöyle ki, mesela şeyi biliyor musunuz? Bir genç kendisine genç denilmesine hoşnut değil. Onu fark edebiliyorum, evet. Evet, yani bu çok bildiğimiz bir şey. Fakat aslında iletişimin çoğu iletişim planlarını hazırlayan abiler ve ablalar tarafından hey genç şeklinde gidiyor. Gençlere doğru gidiyor ve orada aslında baktığınızda rasyonel faydaları sunmanız çok kritiktir. Rasyonel, anında tüketebileceği faydaları sunduğunuzda sizin de zaten iletişime geçiyor. Ama kalbini kazanmış oluyor musunuz? Pek hayır, değil. Galiba orada hep bir şekilde kalbini kazanmakla uğraşmak lazım değil mi? Tutundurabilmek onlarla için. Onlarla beraber tasarlamak lazım ve onlarla beraber yapmak lazım. Kız erkek farkı var mı bütün bu söylediklerinizde? Yani birbirinden farklı davranış şekilleri. Hı-hı. Yoksa hepsi aynı mı? Bazı konularda hepsi aynı, bazı konularda her biri farklı. Mesela Amerika'daki bir gençle Çekoslovak ve bir Türk'ü aldığınızda globalizasyon etkisini görebilirsiniz ve bazı davranış kalıpları aynı. Ama bambaşka konularda Koç Üniversitesi'nde okuyan bir çocukla Selçuk'ta okuyan bir çocuk arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Bunların değişmeyen bir özellikleri galiba tercih ettikleri şirketler. Yani. Benim zamanımda neyse hala onlarda da aynı. Şablonlar mı var, ezber mi yapmışlar? Yani Koç, hı-hı, Sabancı, üçüncü Google. Ben bunu tercüme etmekte güçlük çekiyorum ama sizin yorumunuzu alıp kapayalım. Çok şaşırtıcı bir durum değil. Türkiye ne zamandan beri dışa açıldı, ne zamandan beri şirketler kurumsallaştı? Bizde 500 yıllık şirketler, 200 yıllık şirketler var mı? Yok. Ama baktığınızda Koç Sabancı dediğinizde de aslında ülkenin en köklü kurumlarından bahsediyorsunuz. Anne babadan öyle gördüğü için ve kendisini bir yerde güvende hissetmek istediği. Ama bence çalıştığı şirketten çok bakılması gereken diğer data kendi işini kurmak isteyen gençlerin oranıdır. Onu da alalım. Bundan 10 sene önce %3'tü, bugün %33. %33. Evet. Çok çok büyük bir aslında değişim orada. Değişim. Evet. Çok teşekkürler. Ben kendi adıma çok yararlandım. Umarım bizi izleyenler de ben sizin verdiğiniz bu bilgilerden yararlanmışlardır. Tekrar teşekkürler. Efendim Kariyer Rehberi bu hafta gençleri tartıştı. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.